onların denk düştüğü bir şey. Şimdi bakıyorsunuz Optimal'ın araştırmasına göre. Cumhurbaşkanlığına güven %19,8. Şimdi birazdan programın ilerleyen dakikalarında bugün seçim olsa anketlerinden birine yönelimin anketine bakacağız ama orada mesela işte %30'larda diyelim ki bu şunu gösteriyor. Ya güvenmiyorum ama ne yapayım? Şimdi burada bakıyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman birinci sırada yer alır güven anketlerinde. Benim gazetecilik ömrü hayatımda böyle görmüşümdür. Bayağı yüksek oranlarda çıkar. Bakıyorsunuz ne ona güven var, ne Anayasa Mahkemesi'ne, medyaya, meclise, yargıya, yargı kurumlarına. Hele Diyanet İşleri'ne, yani bir kere saraydan yargıya güven erimiş de, hele Diyanet İşleri söz konusu olduğunda hani neredeyse hiç güven kalmamış. Yok hükmünde neredeyse. Şimdi, ama bir yandan da Diyanet Türkiye'yi idare etmeye soyundu neredeyse. Bu nasıl bir cüret mi? Sen bunun ismini nasıl koyarsın? Ya belki siyasi cüret denebilir ama esas itibariyle tabii yeni bir iş değil. Bakın bizde birçok şey yeni gibi konuşuluyor. Yani sonuçta aslında son yani en az 40 yıldır 80'li 1980 darbesini şey alsak, kriter alsak ya da o tarihi bir dönüm noktası olarak alsak en az 40 yıldır aslında bu biçimde Türkiye'de konuşulan bir şey. Son 20 yıldır AKP iktidarında da adım adım aslında tartışılan işlerden bir tanesiydi. Şimdi bir aslında sistem değişikliği tartışması var. Yani niyetler ve hedefler arasında hiç böyle cımbızla çekip alacağımız bir şey yok. Mevcut iktidar işin doğrusu cumhuriyetten, demokrasiden, laiklikten hep sıkıntı duyan bir iktidardı ve bu iktidar işin doğrusu neye öykünüyordu? Yeni Osmanlıcılığa öykünüyordu. Yeni Osmanlıcılık yani ve o anlamıyla siyasal İslam ne oldu? Arap Baharı ile birlikte Karakış'a döndü. Aslında bir dönem kapandı. O dönem kapanmış olmasına rağmen iktidar ısrarını devam ettiriyor. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkemizde 6-7 bakanlıktan daha fazla bütçesinin olması tesadüf olabilir mi? Deniyor ki ya efendim bunun önemli bir bölümü personel gideri. Ya o zaman niye bu kadar personel arttırıyorsun? Yani normal Diyanet İşleri'nin büyümesi, bütçesinin büyümesi Türkiye'deki nüfus oranıyla da paralellik arz etmiyor. Bu arada bir dostum dün beni uyardı. Dedi ki sadece Diyanet İşleri Başkanlığı başlığında o kalemdeki biz rakamlara bakıyoruz dedi. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı emir ve komutasında görev yapan Diyanet Türk Silahlı mesela. Kuvvetlerinde ay, şu, personel var. Sağlık Bakanlığı'nda personel var. Milli Eğitim yani, Bakanlığı'nda var. O, Milli Eğitim başka, Bakanlığı'nda tabii, din eğitimi bölümü var. Din eğitimi ile ilgili bütçe neredeyse... O bütçelerden bizde, alıyor tabii, değil mi? Milli Eğitim'den alıyor mesela tabii, onu. Milli Eğitim'den alıyor. Yani dolayısıyla Diyanet'in bütçesi çok daha devasa bir hale geliyor. Yani gerçek o anlamıyla diğer bakanlıklara düzeyinde baktığımızda Diyanet Vakfı da Türkiye'nin en zengin vakıflarından bir tanesidir. Yani onu da Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi dışında düşünmek lazım. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuzda devasa bütçelerden bahsediyoruz. Personel sayısı sürekli yükselen bir diyanetten bahsediyoruz ama esas itibariyle siyasi pozisyonu yükselen bir diyanet var. Şimdi mesela bazı işler tesadüf değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın protokoldeki yerinin 52. sıralardan 10. Tabii. sıraya düşürülmesi yeni bir şey değil ki. Tesadüf mü? Yani. Çıkartılması doğru yani çıkartılması. Doğru olan çıkartılması. Yani 10. sıraya yükseltilmesi. Tesadüf mü? Değil. Bütçeyle ilgili bakın yani işte bu orta vadeli yeni ekonomi programı açıkladılar. 2024 yılında Diyanet'in diğer kurumlar hariç bütçesi 20 milyarı aşıyor. Şimdi böyle bir gerçek var. Yaklaşık 21 milyar. Evet. Şimdi niye böyle oluyor? Çünkü kurguda şöyle bir yan var. Yani mevcut iktidar bölgemizde olduğu gibi bizde de dini bir biçimde kendi siyasetini eklemleyerek yürümek istiyor. Bu nedenle de Diyanet İşleri Başkanlığı her yerde görüyoruz biz. Yani en son adli yıl açılışıyla ilgili görmedik. Aslında her yerde Diyanet İşleri Başkanlığı görüyoruz. Niye?
Çünkü geçmişe bir öykünme var. Yani bunu söylediğimizde kızıyorlar ama geçmişte Şeyhülislamlar bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha büyük rolleri üstlenmişlerdi. Yalnızca dini işler değildi. Diğeri eğitimdi. Bir diğer ayda hukuktu. Şeyhülislam bu üç alana birden hükmediyordu. Padişah çok hassas konularda Şeyhülislam'dan fetva almadan kolunu kıpırdatamazdı. Sistem de aynen öyle yürüyordu. Dediğiniz gibi yürüyordu. Herhangi bir konuda padişah ferman yayınlamadan önce Şeyhülislam'a fetvayı yayınlatır ve yürürdü. Şimdi de aslında benzer bir şey yapılıyor. O nedenle de bu işe bizim sistematik olarak karşı çıkmamız lazım, karşı durmamız gerekiyor. Bu uygulamalara, büyüyen bütçelere, büyüyen kadrolara, yani şimdi bir kavram kullanacağım, hadi tırnak içinde kullanayım, sıkıntı olmasın. Yani İslam'da ruhban sınıfı var ama ya sen sürekli personeli bu kadar arttırırsan, kurumsallaşmayı bu kadar derinleştirirsen bir ruhban sınıfını da fiili ruhban olarak... Ruhban sınıfı yok ama. Yok ama tabii. Öyle o anlamıyla yok değil ama... de yani sıkıntı olmasın. Yani İslam'da ruhban sınıfı yoktur. İslam ruhban sınıfını reddeder ama siz kadroları bu kadar genişlettiğinizde doğal olarak da benim de aklıma bu konuda tartışan birçok kişinin aklına da yeni bir ruhban sınıfı mı oluşuyor sorusu gelir. Bu nedenle bunların hiçbiri tesadüf değil. Şimdi burada belki Ayşe Nur Hanım tartışmayı şuradan yürütmek lazım. Yani bu konuda gerçekten biraz cesaretli davranmak lazım. Deniyor ki ya iktidar bunu öne çıkarıyor. Biz bu işi tartışırsak iktidarın eline koz vermiş oluruz. Yani evet iktidar bunu bilerek yapıyor. Bilerek ve isteyerek yapıyor. Hı hı. Tartışmayı da bilerek ve isteyerek büyütmek istiyor. Yani çünkü bu coğrafyada din hep bir biçimde tartışmanın merkezinde olmuş. Ama bu şu itirazımızı ortadan kaldırmaz, kaldırmamalı. Ya biz dine karşı değiliz, inanca karşı değiliz. İnsanların inancına müdahaleyi tartışmıyoruz. İsteyen istediği gibi inanır, isteyen istediği gibi ibadet eder, istediği yerde de ibadet eder. Burada bir sorun yok. Aslında bunun garantisi de işin doğrusu demokrasinin kendisidir, laikliğin kendisidir. İktidarın bu söylemleri karşısında biz ya bunu tartışmayalım, yanlış anlaşılır dediğimizde alan giderek daralıyor. Bakın bu alan daha da daralacak. Bu alan daha da daralacak. Yani Afganistan belki çok çıplak ve yeni bir gerçeklik ama ya biz şimdi mesela şunu niye konuşmayalım? Yani bugün dünyada gelişmiş demokrasinin olduğu ülkelerde hukukun bir biçimde işlediği, sorunlara rağmen işlediği ülkeler ya bu işi 500 yıl önce sözmüşler. Yani biz 16. yüzyılda Avrupa'da çözülmüş, yani devletle dinin birbirinden ayrıldığı, devletle kilisenin birbirinden ayrıldığı işi 500 yıl sonra 21. yüzyılda tartışıyoruz. Bu Türkiye açısından bir kayıptır, Türkiye açısından bir zuldür, bölge açısından bir zuldür ve bunu tartışmak bizi ilerletmiyor, geriletiyor. Bu nedenle de bizim demokrasi, hukuk ve laiklik ekseninde bu işe bakmamız lazım ve şunu net söylememiz lazım. Diyanet tümüyle siyasileşmiştir. Diyanetin bu siyasileşmesine karşı kardeşim biz ortak tavır alıyoruz. Diyanetin siyasileşmesine tavır almak, dine tavır almak anlamına gelmez. Tam tersine demokrasiler inançların özgürce yaşanabildiği ülkelerdir. Yani dönün Avrupa ülkelerine bakın. İnançlarından dolayı zaman zaman tartışmalar olsa da yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve faşizan eğilimler, partiler yükselse de esas itibariyle sistemler İnançlara eşit mesafede dururlar. Şimdi ben niye şunu söylemeyeyim? Yani Türkiye Cumhuriyeti gibi bir cumhuriyette ben, kardeşim sen Diyanet olarak siyasete müdahale etme, siyasi hayata müdahale etme, adalete müdahale etme, yargıya müdahale etme, buralarda örgütlenmeye çalışma. Bunlar senin alanına girmiyor. Sen bunları yaparak anayasanın 24. maddesini ihlal ediyorsun.